Selamlar efendim. Tarkov'un Luxury Life görevini yapıyoruz. Görevi bize veren kişi Proper. Görevi yapmamız gereken yer Grand Zero. Görevde Luxury Life görevine de içki dükkanını buluyoruz. Orada şarap şişesini alıyoruz ve Proper'a götürüyoruz. Görevimiz bu. Bu kadar basit. Ve karşılığında 1750 XP alıyoruz. Proper'la iletişimimiz gelişiyor. Para vesaire burada gördüğünüz tüm ürünleri, ödülleri bize veriyor Proper. Bunun için yapmanız gereken şey aslında Tarkov'un kendi sitesine ya da Tarkov yazıp yanına Luxury Life yazdığınızda Tarkov Wikipedia'sını var biliyorsunuz. Buradan onu bulup o görevi yapmanız. Zaten siteye girdiğinizde kendi Tarkov'un görev sitesine girdiğinizde bakın zaten bize söylüyor. Diyor ki işte Grand Zero lokasyonunda içki dükkanına gir ve içki dükkanındaki wine bottle yani şarap şişesini bana getir diyor Tarkov. Bunu yapmanız için de şöyle bir şarap şişesi gösteriyor. İçeride çok fazla şarap şişesi var girdiğinizde göreceksiniz. Fakat sizin burada filtrelemeniz gereken etiketi gördüğünüz gibi şöyle bir etiket var üstünde. Buradan anlayabilirsiniz. Kamera kapatıyor mu diye bakıyorum. Kapatmıyormuş. Çok güzel. Kameramız güzel geldi. Harita da var zaten bakın burada. Şurada ve şurada nerede olduğunu da göstermiş. Gördüğünüz gibi. Terra grubun tam karşısı. Emercom'a çıkışa giden yoldaki son bina. Soldaki son bina diyebiliriz. Bu şekilde adlandırabiliriz. Şimdi benim izlediğim yol. Onu anlatacağım ben size. Ben nasıl bir yol izledim, nereden geçtim onları anlatacağım. Ben Kapital'de doğdum. Kapital'in içinde şurada doğdum yanılmıyorsam. Buradan çıktım. Hiç riske girmedim abi. Buradan bu şekilde kıyıdan köşeden. Şimdi şuraya geldiğimde, burası çok önemli abi. Buraya geldiğimde burada şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu büyütebilirim, büyütemiyorum neyse. Burada şöyle bir sıkıntı var. Burada bir yol var aslında. Buradan atlayamıyorsunuz aşağı. Onu göstereceğim size. Fission'ın önünde bir yol var. Bir tünel giriyor. Yolun altına şuradaki asfalta bir tünel giriyor. Aşağı atlayamıyorsunuz. Ya böyle dolaşmanız gerekiyor. Ya böyle dolaşmanız gerekiyor. Ki ben bunu yapmadım. Yapmadım. Geri alayım. Tak tak tak. Ben bunu yapmadım. Ben buradan gidip merdivenlerden aşağı inip buradaki merdivenlerden yukarı çıkıp buradan içeri girdim. Daha sonra burada şarap şişesini buldum ve onu da alıp buradan bu şekilde çıkışa geldim. Çok fazla botla karşılaşmadım fakat çıkışa doğru çok ilginç bir şekilde pusuya düşürüldüm. Özellikle orasını göstereceğim size. O da ilginç bir an ve zor bir an oldu. Şarap şişesini ölmeden teslim etmeniz gerekiyor. Ölerek teslim edemezsiniz zaten de yani ölmemeniz gerekiyor görevin olması için. Çünkü şarap şişesini proper istiyor. Yani bana içki dükkanını buldu. İşarette bitti diye bir şey yok. İçki dükkanını buluyorsunuz. İçki dükkanından şarap şişesini alıyorsunuz. Proper'a götürüyorsunuz ve canlı kalmanız gerekiyor proper'a götürmeniz için. Neyse çok konuştum. Şimdi maça geçelim. Evet maçtayız arkadaşlar. Dediğim gibi Kapital binasının içindeyim. Burada sakin bir şekilde merdivenlerden iniyorum. Dışarı çıkacağım tabii. Dışarı çıkmadan önce tüfeğimi automatikten single alıyorum. Tekli atış atmak istiyorum. Çünkü uzun mesafe, nispeten uzun mesafe diyebilirim. Çatışma bölgesi burası için. Burada duvara doğru cover alıyorum ve çok fazla beklemeden hızlı bir şekilde çıkışa gitmek ve içki şişesini almak istiyorum bir an önce. Evet, bu bina biraz tehlikeli buralar. Botlar olabiliyor burada, bu bölgede özellikle. Fakat burada da çok fazla vakit kaybetmemem gerek ama işte bundan sonra biraz vakit kaybediyorum. Ben tabii ki buraya hepsini koymadım. Yine burada sol cover'ı alıyorum ve bir ses geliyor derken bir bot görüyorum ve onu öldürüyorum. Burada cover almam gerekiyordu açıkçası çünkü bot olan bir bölgeydi ve sol taraf tamamen meçhuldü. Ardından ikinci cover'a koşuyorum. Bu arada bunların aralarını kestim ben. Bu kadar kısa beklemedim buralarda. Arkada bir ses duyuyorum ve büyük bir ihtimalle şu oldu. Bir bot az önceki öldürdüğüm botu gördü ve onun için böyle bir tepki verdi. Orada büyük bir ihtimalle gitsem çok büyük bir ihtimalle öldüreceğim. Çok büyük bir ihtimalle fight kazanacağım, loot'unu da alacağım falan ama hiçbir şekilde o maceraya girmek istemiyorum. Benim hedefim net belli. Evet buradan soldan pik yaparak bakıyorum. Bu orta bölge çok kaotik ve botların olduğu bir bölge. Zaman zaman 3 tane 4 tane bot görebiliyorsunuz. Orada işte onlardan birini gördüm. Net atış almak istiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tanesini de vurdum. 5. 5. atışta vurdum. Büyük bir ihtimalle
2 mermi girdi ya da 3 mermi girdi diye tahmin ediyorum. Hiç beklemeden son kavurma geçiyorum. Bundan sonra zaten içki şişesi ya da içki dükkanına çok yaklaşmış olacağız. Sağ tarafa bakıyorum çünkü depar atacağım birazdan ve boşluğa doğru depar atacağım. Orada birisi yok gibi ama aklımda da orada bir bot olduğu artık çok fazla düşünmeden içeri doğru girip deparımı basmaya başlıyorum. Evet, fashion dükkanındayız şu anda. Fashion'ın içindeyim. Silah sesleri geliyor ve tutucuyla biri ateş ediyor. Çok büyük bir ihtimalle PMC olduğunu tahmin ediyorum. Acaba diyorum yukarı çıkıp orada fight'a mı girsem? Hani bu bir üst katta balkon var bu binada. O riski de almıyorum. İşte size bahsettiğim yer sağ taraf yüksek bir bölge. Ve orası, oraya atlayamıyorsunuz. Atlarsanız evet kesinlikle ama bir Counter Strike ya da Call of Duty ya da Battlefield değil. Ayaklarınız kırılır ve çok ciddi canınız yanar. Ve ayaklarınız kırıldığı için ya da hasar aldığınız için de yürüyemezsiniz. Burada bu botu tutladıktan sonra az önce atlamamanız gereken dediğim yere doğru geleceğim. Biraz temkinliyim, arkadan dolaştım. Evet ama burası da aslında botların olduğu bir bölge ve her anda bir PMC çıkabilir. Evet, bakıyorum sağa sola kimse yok gibi, rahat gibiyim. Hadi diyorum şunu tutayım, şu arabanın orada bir öyle scan var, onu tutayım diyorum. Ve loot'a yatıyorum. Bu arada her yerden silah sesleri gelmeye devam ediyor. Otomatik silahlarla birbirlerine atış eden botlar, scavlar, PMC'ler hepsi mevcut. İlk de yatıyorum çünkü güzel loot çıktı. Bunun dışında farklı loot'ları da yaptım ama loot'ları özellikle koymuyorum ben arkadaşlar. Loot'umu yaptıktan sonra bahsettiğim işte o Skysight, yani burada bir ses duydum. Benim hiçbir şey yokmuş deyip devam ediyorum. Skysight merdivenlerinden yukarı doğru çıkıyorum. Hemen ilerisi sol taraf gireceğim dükkan. Devam ediyorum. Bir ses yok. Gördüğünüz gibi kendimi mutlaka açık alana attığımda depar atıyorum. Kapalı alanda yürüyüşüm netken, beni kimse görmeyecekken depar atmıyorum. Sesim duyulsun istemiyorum. Burada aynı şekilde hemen içki dükkanına gireceğim. İşte ben burada bir sıkıntı yaşadım. Gördüğünüz sesi. Bu arada içki dükkanını bulduk. O plank sesi görevin birine, görev misyonlarından ya da görevlerden birini yaptığınız anlamına geliyor. Burada ilk olarak etikete bakmadım ben. Herhangi bir şarap sesi arıyorum benim al diyeceğim. Sonra da aklıma geldi diğerlerinden farklı bir etiketi olduğu. Çünkü tüm şarap şişelerin üstündeki etiket aynıydı. Bu değil gördüm. Bu zaten değil. O belli. Bunlar değil. Bakıyorum. Burada yaklaşık 7-8 dakikalık bir vakit geçirdim ben. Bu değil. Kolay bulmadım. Ve tabii burada durmanız biraz risk ve tamamen hani korumasızsınız. Bu arada orada bir şey gördüm. Yukarısı mıydı aşağısı mıydı anlayamadım. Evet aldım. Korumasızsınız, bu en büyük tehlike. Burada bir an önce bulmanız gerekiyor şarap şişesini. Ve şarap şişesini aldık. Artık bundan sonra sadece canlı çıkmamız gerek. Göreve çok yakınız. İlerliyoruz. Skysight'ın az ilerisi köşeyi döndük mü MR.com. Ayak sesi duydum. Umarım PMC değildir, bot. PMC olmasını istemiyordum çünkü vuramazsam sıkıntı yaşar. Gerçi botla da sıkıntı yaşayabilirim. Buradaki 4 botu da lootlamaya karar verdim. Gider ayak. Önce bundan başladım. Hızlı hızlı lootladık. Dediğim gibi görev, eğer çok yakınsanız göreve hiçbir şekilde fight'a girmeyin. Hızlı hızlı görevlerinizi yapın. Fıtı 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 fıtı. Bakın görüyorsunuz lootumu yaptım. Son lootumu yapacağım. Hop bir atış geldi. Bir atış geldi. Hiç riske almıyorum. Hemen jeepin arkasına geçtim. Sağdan pik yapacağım. Evet bu bir bot. Sağdan pik yapacağım. Evet göremiyorum. Çok büyük bir ihtimal biraz daha solda. Yine hiç riske almıyorum. Bir sonraki kavuruma geçtim. Ve buradan da hızlı bir deparla çıkıp gideceğim. İşte en tehlikeli yerler burası. Çünkü çok fazla boş bir alandasınız. Her yerden atış alabilirsiniz. En son buraya geliyorum. Orada küçük biraz bekledikten sonra artık çıkışa çok yakınız. Artık çıkmak üzereyiz. Ve artık görevimizi de yapmak üzereyiz. Rahatız. Oh diyoruz. XP'ler gelecek. Deneyimler gelecek. Ödüller gelecek. Değil mi? Evet kesinlikle. Bir ses duydum. Sola baktım. İnanılmaz bir tarama. Çok ciddi yara aldım. Adam taradıktan sonra atışım yaptım. Fakat adam yer değiştirdi diye tahmin ediyorum. Yere yaptım. Büyük bir ihtimalle PMC. PMC ya da PMC Scav taradı. Hemen kalktım. Adam ateş ediyorum. Biri girsin ölsün. Adam çıkışa çok yakın. Biri girsin. Öldü. Derin bir nefes aldım ama inanılmaz yaraladı beni. İnanılmaz yaraladı. Adam çok amatör davrandı. Derken ayak sesi. Hayır. Hayır. Ölmeyeyim. Hayır. Hayır. Evet.
atışı da geldi. Aman aman geçeyim şuraya. Geçeyim, geçeyim tedavimi yapayım. Lütfen diyorum. Gördüğünüz gibi öncelikle bu tip durumlarda ayağınızda bir problem varsa ilk olarak tedavi etmeniz gereken yer ayağınızdır. Ardından oraya bakacağım. Artık çıkışa çok yakınım ama minibüsün arkasından bakmak istiyorum. Oradan baksam sol pik verecektim. Minibüs benim görüş alanımı da genişletecek gördüğünüz gibi. Bir şey görmedim. Büyük bir ihtimalle o ateş eden son olarak biz tedavi olurken bir PMC'de scalp player'dı. Ateşini etti. Aa, uğraşmayayım dedi. Çıkışını yaptı. Evet, kamerayı kapattım. Özellikle bazı arkadaşlar abi kamerayı kapat oyunun bir bölümünü kapatıyorsun diye yazmışlar. O yüzden bu videoyu ve de buna benzer videoları kapatarak çekeceğim diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi görevimiz aslında çok basit fakat sadece dikkatli olmanız gereken yer şarap şişesini alacağınız yer. Şarap şişesini alacağınız anda çok fazla korumasızsınız. Arkanız dönük, etrafa bakamıyorsunuz. Sadece sese karşı duyarlısınız. Ses bile duysanız hemen tepki veremeyebilirsiniz. Çünkü odağınız şarap şişesinde. Evet, gördüğünüz gibi bu görevde böyle yapılıyor. Videoların devamı gelecek. Sadece canlı yayınlarda yapacağız büyük bir ihtimalle ilerleyen zamanlarda. Ve ardından gördüğünüz gibi şöyle görevi de turn on diyelim. Görevi yapalım ve complete diyelim. Artık işi bitirelim. Evet, teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Yalnız çıkışta çok feci taradı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.